Kardeşlerim, muazzez müminler. iman nefsimizin büyüttüklerine, onların şekillerine, suretlerine, algısına esasla müdahale eder. Büyük gördüklerimiz, büyük zannettiklerimiz iman zaviyesinden bakınca ayakları üzerine oturur. Makamına, rütbesine göre kıymet verilen insanlar yırtık elbise, yamalı ayakkabılarla dolaşanlar, onlardan belki bizim nazarımızda nefisten bakınca çok büyük görünürler. Odaları vardır, kalem görevlileri vardır. Oralardan geçip ancak onların yanına ulaşabiliyorsunuzdur. Buradan bakıyorsunuz fakat iman edince, eğer muhatabınızın iman zafiyeti varsa, adalette, hakkaniyette problem varsa, o zengin olarak bakıp da insanların iğrendikleri, karunlaşanlar, onların bir anda önceki itibarlarını kaybettiklerini görür, buna tanık olursunuz. Musa aleyhisselam, Firavun'un yanında, Firavun'un sarayında büyür. Sonra Kıptilerden birisini öldürür. Öldürünce Firavun'dan, onun zulüm sisteminden korkar, Medyen'e kaçar. Aradan şu kadar yıl geçer. Anneye, aileye dair özlemi, hasreti var Musa Aleyhisselam'ın. Döner. Dönerken Cenab-ı Hak ve en ahtarutuke fessemi alimayuha. Artık Musa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi. Şimdi peygamber olarak Musa Aleyhisselam Mısır'a dönüyor. Mısır'a döner korktuğu, ölüm korkusuyla yanından kaçtığı Firavun'un sarayına gelir. Sarayda der ki Firavun'a söyleyin. Musa adında birisi geldi ona diyecek ki, Ey Firavun sen de benim gibi insansın. Sen ilahlık iddiasında bulunamazsın. Allah'ın aciz sıradan bir kulusun. Onu demeye geldim. Açmazlar kapıyı. Bu adam Mecnun derler. Nasıl olur da Mısır'da birisi kalkar da Firavun'un ilah olduğunu tartışır, Firavun'un ilah olduğuna itiraz eder. Tam bir yıl Musa aleyhisselam korkup kaçtığı Mısır'da Firavun'un kapısında bir yıl bekler kardeşi Harun'la. Ona, ona yani Firavun'a o kendisinin Allah'ın kulu olduğunu söyleyebilmek için tam bir yıl bekler. Kapı açılır. Firavun'un yanına girer. Yanında kardeşi Harun var. Firavun Musa aleyhisselamı görünce kâle elem nurabbike fiina veliden velabisfeena min sen bizim elimizle büyüttüğümüz hayata hazırladığımız hayatının önemli bir bölümünü yanımızda geçiren Musa değil misin der sen benden korkup da Mısır'ı terk eden Medyen'e giden Musa değil misin der sen değil miydin? O benim fırıncımı öldüren, onu katleden. Kale fa'altuha iza wa ana min Evet ben kaçmıştım. Ben o adamı öldürmüştüm. Ama o zaman beni İsrail adına yaşıyordum. Benim davam beni İsrail'in davası. Şimdi ben yer ve göklerin sahibi Allah azze ve celle'nin peygamberi Musa'yım. Ben beni İsrail'in ırkımın davasını değil, Allah'ın davasını temsil ediyorum. Irkının davasını temsil eden kaçar firavun terk eder Mısır'ı 20 yıl senin korkunla Medyen'de yaşar ama Allah'a iman edince akide Allah'a teslimiyet onun gözünde firavunları zalimleri sıradan insan haline getirir firavun. Ben o imandan aldığım cesaretle konuşuyorum. Önceden bilmiyordum bu hakikati. Önceden bundan mahrumdum ey Firavun. Ve kaçmıştım senden. Uzaklara gitmiştim. Firavun Kâl Firavun ve alemin. Nedir o senin Allah'ın? Nedir alemlerin Rabbi diye bir şeyden bahsediyorsun? Benden başka Mısır'da ilah mı var Musa diyor. Nasıl sen buna cesaret ediyorsun? Firavun'da hayret hali, sihirbazlarında, müsteşarlarında, valilerinde, komutanlarında hayret hali. Bu adam Firavun'un zindanlarını bilmiyor mu? Firavunun kuyularını bilmiyor mu? Firavunun işkence sahanslarını bilmiyor mu? Başına geleceklerden haberi yok mu? Nasıl Firavun'a itiraz ediyor? Kale Firavun ve ma Rabbul Alemin. Hakaret ediyor Firavun. Men yerinde ma kullanıyor. Yani akılsız varlıklar için olan o edatı getiriyor. Musa aleyhisselam Kale Rabbü semavati vel ardi ve in kuntum mukinin. Benim Allah'ım, benim Rabbim şöyle heykellerin, suretlerin, putların arkasında saklanan senin gibi aciz varlıklar değil. Benim Allah'ım yer ve göklerin sahibi, arasındakilerin maliki olan Allah Azze ve Celle'dir. Artık Musa Aleyhisselam'ı söze başladı. Kale limen havlehu ela teslimun. Firavun hayret içinde etrafındakilere dönüyor diyor ki şu adamın ağzından çıkanları duyuyor musunuz? Sarayıma geldi. Benim devlet sistemime, benim nizamıma kafa kaldırıyor. İlah olduğumu reddediyor yalnız başına. Benden kaçan Musa ne hale gelmiş? Kim bunu zehirlemiş? Kim bunu bu hale getirmiş? Hazreti Musa durmuyor. Benim Allah'ım diyor. Hem senin Rabbin kâle rabbukum ve rabbu âbâikumu levvelîn. Senden önceki bütün firavunların da Allah'ı. Susmuyor. Yapışmış firavunun yakasına. Salmıyor Hazreti Musa. İmandan aldığı cesaret metanetle konuşuyor. Kâle rabbul meşriqi vel mağribi ve mâ beynehumâ. Doğunun Allah'ı, batının Allah'ı, güneşi getiren, güneşi batıran bütün bunların sahibi benim Rabbim. Onun adına konuşuyorum. Eğer bunlardan vazgeçmezsen seni zindanlarda süründürürüm ey Musa diyor. Ama Musa Aleyhisselam hakikati anlatmaktan, Firavun'a Rabbinin büyüklüğünü, azametini telkin etmekten vazgeçmiyor. İman, bir zamanlar kaçıyordunuz, terk ediyordunuz. Firavun'un zulmünden, korkudan titriyordunuz. Adını ağzına almaktan bile korkuyordun ey Musa. Şimdi Firavun'un sarayını sallıyorsun Musa ırkı adına kavmi adına zindandaki eşkiyalar adına sokaklarda poster taşıyanlar firavun'un adamları gibi helak olacaklar öyle diyordu onlar da ve <laughs> bi izzeti firavun firavun'un şerefine sava savaşıyoruz diyorlardı firavun'un şerefine sihirbazlar toplanmışlar asa'larını yere atarken sihirlerini gö gösterirken vakalu بِعِزَّةِ firavun firavunun şerefine diyorlardı. Hani şimdi diyorlar ya eşkıya zindanda onun adına aldatılmış zavallılar. O eşkıya adına diyorlar. Firavun yok olduysa onlar hakikatin, imanın, irfanın, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın karşısında durabilirler mi? Firavun gibi onlar da helak olacak, yok olacaklar. Ama iman, sen Musa gibi inanacaksın kardeşim. Ben Hazreti Musa gibi inanınca o zaman Londra'da sallanacak, Paris'te sallanacak, New York'ta sallanacak. İşte o zaman bu bir buçuk milyarlık mazlum ümmet ayağa kalkacak. Bu ayet-i kerimeler Mekke'de nazil oluyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam dinliyor. Âmener Resulü. Önce peygamber inanıyor. Sonra sahabe inanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte inandıkları ve yaşadıkları Kur'an hakimden dolayı Mekke'den ayrılmak zorunda kalıyorlar. Artık Medine'ye gidiyorlar. Sahabe terk ediyor şehri. Sahabe Medine'ye gidiyor. Ayrılıyorlar birer birer. Ama Hz. Musa'nın imtihanına maruz kalarak terk ediyorlar. Ebu Seleme o ayrılıyor Mekke'den. Ayrılırken bir devenin üzerine eşi Ummu Seleme'yi koymuş. Küçücük bir yavrusu var, o yavruyu da eşi Ummu Seleme'nin kucağına koymuş. Ayrılıyorlar, Mekke müşrikleri geliyorlar. Ummu Seleme'nin adamları geliyor diyorlar ki bizim kızımızı Muhammed'in hayali uğruna alıp da buradan Medine'ye götüremesin eşini alıyorlar Ebu Seleme'den. Ebu Seleme'nin kabilesi geliyor. Madem siz gelinimizi oğlumuzdan ayırdınız o halde onlar da Ummu Seleme'den yavrusunu alıyorlar. Ummu Seleme radıyallahu anha Ebdah Vadisi'ne çıkıyor tam bir yıl bir yıla yakın bir zaman. Eşinden ayırmışlar, yavrusunu almışlar benim günahım neydi ya Rabbi diye. Bir yıl gözyaşı döktüler ama vazgeçmediler. Ebu Seleme yalnız başına hicret etti. Korkup Mekke zalimlerine, müşriklerine teslim olmadı. Çünkü Musa'yı dinlemişti. Ebu Cehil onun gözünde bir bir sinek gibi görünüyor. Hazreti Süheyb hicret ediyor. Mekke müşrikleri geliyorlar. Diyorlar ki ''Burada kazandın. Kazandıklarını alıp da Medine'ye götürmene müsaade etmeyiz. Onları burada bırakacaksın.'' Eğer derdiniz malsa, servese tamamını size bırakayım dedi. Süheyb-i Rumi bütün dünyalıklarını Mekke'de bırakarak Medine'ye gitti. Allah Resulü Rabiha Suheybun Rabiha Suheyb Suheyb dünyasını verdi ahiretini aldı. Vallahi Suheyb karlı bir alışveriş yaptı buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kardeşlerim Hz. Musa Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ashabı sana diyor ki, bana diyor ki, İman için her şeyden vazgeçebiliyorsan o zaman imandır. İman için makamdan, rütbeden, mevkiden, anadan, yardan, her şeyden vazgeçebiliyorsan işte o zaman Allah'a iman ettin. Hazreti Musa gibi. O zaman meydan okuyabilirsin. İşte o zaman yalnız başına firavunlar senin karşında zelil olur. Allah Resulü de hicret ediyor. O da terk ediyor Mekke'yi evinde toplanmışlar ve ye yemkurubikeledine kafarû li Sonunla diyorlar ki her kabileden birisini bulalım onun eline bir kılıç verelim o halde öldürelim ki adamları kabilesi kan davası iddiasında bulunmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yasin suresinin 9 ayetini okuyarak onların arasından ayrılıyor gidiyor. Fakat geride Ali bin Ebi Talib'i bırakıyor. Neden bırakıyor Sallallahu aleyhi ve sellem? Mekke müşrikleri onu öldürecekler. Ellerinde kılıç var kapıya kadar gelmişler. Ama Mekke müşriklerinin bir değerli kıymetli eşyaları varsa, mücevherleri varsa, paraları varsa biliyorlar ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan daha güvenilir. Mekke'de kimse yok. O mallarını, paralarını Allah Resulüne bıraktılar. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam kimseye söylemeden tedbir olarak Mekke'de ayrılacak. Onun için ama o paraları da emanetleri de sahiplerine vermesi gerekiyor. Dolayısıyla Allah Resulü onları Ali bin Ebi Talib'e veriyor. Yani sana diyor ki kardeşim yeryüzündeki zalimler Kılıçlarını kuşansalar, tanklarıyla, toplarıyla senin üzerine gelseler, senin adını yakınca külünü bile yeryüzünde bırakmamaya dair yemin etseler ama yine yeryüzünde en güvenilir insan seni görecekler. Senden daha emin, senden daha sadık, insanlığın malına senden daha güvenilir kimse yok diyecekler. Müslüman kaçak elektrik kullanamaz. Müslüman yetim malı gasp edemez. Allah Resulüne bak kardeşim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölüm mahşerinde Hazreti Ali'ye yeşil cübbesini giydiriyor. Sen benim yatağımda beklediyor. Kad <laughs> ne'lemu innehu la yahzunukellezina yakulun. fe innahum la yukezebunek velakin nazalimin bi ayati llahi onlar seni yalanlamıyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerini reddediyorlar. Onlar sana Muhammedül Emin diyorlar. Öldürmeye gelirken bile paralarını, eşlerinin mücevherlerini sana veriyorlar. İşte Allah Resulüne bak kardeşim. Nerede nasıl ayakta kalacak? Nerede nasıl hayatın olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan güneye doğru gidiyor. Düşmanı şaşırtıyor. Medine-i Münevvere kuzeyde Allah Resulü 6 mil kadar güneye Sevr mağarası'na gidiyor. Yani maddi planda ne kadar tedbir alınması gerekiyorsa tamamını alacaksın. Alacaksın ki Bunları yaptım diye, Cenab-ı Hak sana ecir, Cenab-ı Hak sana sevap ihsan edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'le sevre gidiyorlar. Ebu Bekir bir önünde gidiyor, bir arkasında. Bu ne hal Ebu Bekir diyor, ya Resulallah, bir an talebe olduğumu düşünüyorum, Allah Resulü'nün arkasında gitmem gerekir. Bir anda eğer sen ölürsen, sana bir şey olursa bu hakikatin yürüyüşü durur. Efendimiz Aleyhisselam'ın muhafızı olmam gerekir. Eğer o ok gelirse önce bu Bekir'in göğsüne gelsin. Muhafız olmam gerektiğini düşünüyorum. Bu duygu beni senin önüne geçiriyor ya Resulallah. Mağaraya geliyorlar. Mekâne ki ya Resulallah. Siz burada durun mağaraya gireyim. Eğer orada vahşi hayvanlar varsa size zararı olmasın temizleyeyim ya Resulallah. Temizliyor mağarayı. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz. Allah Resulü ile mağarada. Mekke'de adam kalmamış. Bütün sağa, sola, kuzeye, güneye yayılmışlar. Ebu Cehil Ebu Bekir'in evine geliyor. Kapıyı Esma açıyor. Baban Ebu Bekir diyor. Bilmiyorum deyince Esma bir tokat vuruyor Esma'ya. Kulağından küpe düşüyor. Esma'nın yüzü kan içinde. Yüz deve başına koyuyorlar. İnsanlığı diriltmeye memur. Mekke'den ayrılırken bile ölümün mahşerinde Ali bin Ebi Talib'e emanetleri bırakan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın Diri ya da ölü kendisini getirene yüz deve vaat ediyorlar. Mekke'de bir tane adam kalmamış. Hepsi Allah Resulü'nü arıyor. Atına binen, okunu kuşanan kuzeye gidiyor, güneye gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın izini arıyor. Efendimiz mağarada oraya kadar geliyorlar. Ayaklarının olduğu yere baksalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görecekler. Ebu Bekir titriyor. الله رسوله عليه السلام: "إلا تنصروه فقد نصره الله". إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: "لا تحزن إن الله معنا". فأنزل الله سكينته عليه وأيده وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. Korkma diyor Ebu Bekir'e, Korkma. Ma'zanu kebiif neyin Allahu salisuhuma? Ebu Bekir, sen bizi iki kişi mi görüyorsun? Ebu Bekirle Muhammed'in üçüncüsü Allah olunca kim durdurabilir bizi? Ebu Bekir diyor. La tahzenin Allaha mana. Biz yalnız değiliz Ebu Bekir. Allah bizimle diyor Ebu Bekir. فانزل الله سكينته وايده بجنود لم تروها görünmedik ordular gönderiyor efendimizin kalbine sekinet indiriyor neyi gönderiyorsun ya rabbi görmediğimiz ordular nedir allahım Mekkelilerin elinde kılıç var. Onların ellerinde mızrakları var. Allah Resulü mağarada bu defa Rabbimin ordusu örümcek. Bu defa Rabbimin ordusu iki tane güvercin. iki tane güvercine emrediyor. Örümceğe emrediyor kimsenin görmediği, göremediği o iki tane örümcek Rabbimden aldığı talimatla mağaraya geliyorlar. Ahmet bin Hanbel detayını biz anlatıyor müsnedinde. Orayı kapatıyorlar, diyorlar ki örümcek varsa, güvercin yuva yaptıysa bu mağaraya kimse girmedi. Üç gün sonra kalkıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Urayk'ı yol gösterecek. iki tane deve getiriyor. Ona biniyorlar. Medine'ye revan oluyorlar. Hani yüz deve başına koymuşlardı ya. Süraka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gidebildiğini zanneden, onların olduğunu zanneden birisi tarafından bilgilendiriliyor. Hemen atına biniyor, Allah Resulü Aleyhisselam'ın olduğu zannedilen kişilere doğru atını sürüyor. Tam geliyor ki, Eba hakemin vallahi lev şahiden li emri cevadi. Atı kumlara batıyor. Ebu Cehil diyor ki, neden yakalayıp da yüz deveyi almadın Suraka? Mekke'nin en zengini olacaktın Suraka. Neden bundan vazgeçtin Suraka? Diyor ki Suraka tam mızrağımı atıyordum ki atımın ayakları kuma gömüldü düştüm yere. Kalktım ikinci defa yine at gömüldü düştüm yere. Sonunda defalarca hadise tekrar ediyor. Allah Resulü'nün yanına geliyor. Bana diyor ya Resulallah bir kağıt imzalar mısın? Suraka bendendir diye yazar mısın ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emre diyor. Yazıyorlar. Amir yazıyor. Sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor diyor ki Suraka'ya "Keyfe bike iza lebesti siwara Kisra. Şimdi ben Doğduğum şehri terk ediyorum. Gözümde yaş var, yüreğimde acı var, hicran var. Mekke'yi bırakıyorum. Çocukluğumun geçtiği, annemle şu kadar yıl birlikte kaldığım Mekke'ye elveda diyorum. Ama gün gelecek suraka sen de göreceksin. Benim ümmetim İran İmparatorluğunu ortadan kaldıracak ve onun kolundaki bilezikleri senin eline takacaklar suraka diyor. Aradan yıllar geçiyor. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında İran fethediliyor. Kisra'nın bilezikleri geliyor Medine'ye, Kisra'nın tacı geliyor. Ömer radıyallahu anh Suraka'yı çağırıyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hani sana demişti ya, sen onu yakalayacaktın, o zaman atın kumlara batmış, Efendimiz aleyhisselama iman etmiştin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana buyurmuştu ya, keyfe bike izâ lebisse sivâre-i kisra'' Gel şimdi Kisra'nın bilezikleri Medine'de senin eline takalım. suraka diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem giderken bile müjdeler veriyor. İnnellezî Farada aleykel Kur'âne lerâdduke ilâ Dönüyorlar Mekke'ye. Gözyaşı içinde diyorlar ki Ey Mekke! Benim gözümde senden daha değerli bir şehir yok. Ama senin halkın... Beni senden çıkarmaya zorladılar diye seni terk ediyorum. İşte o zaman Cibri'yle emin. Göklerin kapısı açılıyor, yanına geliyor. Kur'an'ı indiren Allah yemin ediyor ki, Mekke'ye döneceksin ya Muhammed diyor. Yani yenilgi yenilgi büyüyen zafer var kardeşim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu imanla Mekke'den Medine'ye gidiyor. Peki bu gidiş, şimdi hicret, hicreti idrak ediyorsunuz. Hicret sana ne söylüyor? Musa aleyhisselam sana ne anlatıyor? Eğer Musa gibi iman edersen o zaman kaçtığınız, korktuğunuz o küresel güçler, o zalimler onların sarayında yalnız başınıza onlara meydan okuyacaksınız. Eğer vakalu azzeti firavun, firavunun adına, firavunun şerefine değil Allah'ın adına mücadele ederseniz o zaman siz belki 10 kişi, belki yüz kişi olacaksınız. Ama dünya sizi seyrederken hayret içinde olacak. Osmanlı'nın akıncıları gibi, Kosova'yı, Mohacı, 10 tane akıncıyla yarması gibi yaracak bu ümmetin ilim, fikir, hareket kahramanları. Mağlup, mazlum, biçare. Ümmetin gözündeki yaşı onlar silecek. Ama bütün bunları yapabilmek için Önce Ebu Seleme gibi iman etmeli. Yani iman seni her şeyden vazgeçmeye götürmeli. Bunu yaparken de zerre kadar sende bir yükselme hali, sende bir kırılma hali olmayacak. Yani sen... Süraka gibi teslim olursan, sen Ebu Seleme olursan, sen Suheyb gibi imanını korumak için her şeyi feda edecek bir cesarete Hz. Musa gibi imandan sonra artık bu ırkın davası değil Allah'ın davasıdır deyip bir zamanlar kaçtığın yere Allah'ın adıyla girip bütün her şeyi bedelleri ödemeye ödemeyi göze alırsan işte o zaman sen de hicret edeceksin. Sen de muhacir olacaksın. Çünkü hicret kardeşlerim bir şehirden başka bir şehire gitmek değil. Hicret bir şehirden Allah'ın rızasına gitmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram efendilerimiz yerlerini, evlerini, yurtlarını Allah'ın rızasına nail olabilmek için terk ettiler. İşte bizler bir buçuk milyarlık alemi İslam, yani sen İslam'ın çocuğu, sen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın talebesi, Allah Resulü gibi olabilirsen ölüm mahşerinde bile insanların malını korursan işte o zaman Allah'ın orduları belki güvercin olacak, belki örümcek olacak. Müşrikler geldiği zaman mağarada Allah belki seni örümcekle koruyacak, belki güvercinlerle koruyacak.